Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbaratı müşterek çalışma gerçekleştirdi. Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda getirilen vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik yani. Bizi kurtaracaklarını biliyorduk. Asılsız iddialar ortaya atılmış. Libya'nın doğusunda 2 yıldır alıkonulmuşlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı düğmeye bastı. 7 Türk vatandaşı kurtarıldı. Nedenini sorduk, sadece Türk olmanız dediler. İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdülsemet Akçay yoğunlukla lokanta sektöründe çalışıyordu. Serbest bırakılmaları için dışişleri devredeydi. MİT operasyonuna Katar istihbaratı destek verdi. Birinin elinde beyzbol sopası var, birinin elinde kablolar, birinin elinde bu suvarılarından kesilmiş şeyler vardı. Öldürünceye kadar dövmüşlerdi yani. Zindanlarda yaşadıklarını ayaklarının tozuyla böyle anlattılar. Telefonla arayarak geçmiş olsun dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda getirilmelerinde emeği geçenlere de teşekkür ve tebriklerini iletti. Türk Devleti'nin bir vatandaşını yalnız bırakmayacağını hissini bilerek rahattık. Yani biz kurtaracağımızdan emindik. Emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk sinemasının efsane aktörü Kadir İnanır beyin damarında tıkanıklık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hızla yayılan spekülasyonlar üzerine doktorların kamera karşısına geçti ve açıklama yaptı. Asyam, al yazmalım. Selvi Boylum, al yazmalımın İlyas'ı... Tatar Ramazan'ın Ramazan'ı. Sabrım bu kadardır, işiniz de bilmiş olun. Hey! Ders getir ulan! Usta sanatçı Kadir İnanır yürekleri ağza getirdi. Hastaneye kaldırıldı, felç olduğu iddiası ortaya atıldı. Doktorlar yalanladı ama risk olduğundan söz etti. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo tam netleşmeden bir şey söylemek çok mümkün değil. Herkes kendi kavgasının adamı olmaz. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz. Türk sinemasının efsane isimlerinden 72 yaşındaki Kadir İnanır, Muğla'da yürüyüş yaptığı sırada birden yere yığıldı. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir lan! Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından beyninde pıhtı attığı şüphesiyle Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Al yazmalı bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam. İnanır bir süre daha hastanede olacak. Herkese selamım var, saygılar sunuyor, teşekkür ediyor. İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda eski polis memuru hanıma alakaplı Güniz Akkuş yakalandı. Suç örgütü liderliği suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı. Bu ülkenin o kadar değerli kolluk kuvvetleri varken, güçlü devleti varken... Eski polis memuru hanıma alakaplı Güniz Akkuş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ben kolluk kuvvetlerinde vatanıma hizmet etmiş biri olarak... İstanbul Emniyeti suç örgütlerine yönelik harekete geçti. Önceki günde operasyon düzenledi. Hedefte cinayet, yaralama, yağma gibi suçlara karıştığı ileri sürülen bir suç örgütü ve o örgütün lideri hanıma lakaplı eski polis Güniz Akkuş vardı. Ben korunu kuvvetlerinde vatanıma hizmet etmiş biri olarak... Beraberinde bir kişiyle gözaltına alınan hanıma adliyeye sevk edildi. Altın fiyatlarıyla birlikte şüpheli müşterilerin sayısı da arttı efendim. İstanbul'daki kuyumcu esnafı çocuklar bile bilezik bozdurmaya geliyor diye isyan etti. Özellikle aileleri bu konuda uyardı. Bir baktım 4 tane bilezik var. Bunun gibi belli yastık altıydı. Verir mi 10 bin lira dedim. Olabilir abi dedi. 33,5 gram 18,5 milyar para yapıyor. Hem sahte çok var hem şüpheli insanlar var. Son zamanlarda iyice çığırından çıktı. Altın değerlendikçe yastık altındaki bilezikler de piyasaya çıkmaya başladı. Ama kuyumcu esnafı diken üstünde. Öyle ki ederinden ucuza bile getirdiği bilezikleri bozdurmaya çalışanlar var. Bu devirde altın olmuş 615 TL. Tedirgin insanlar var. Hani sanki sahte mal ya da çalıntı mal gibi. Hay böyle olunca da esnaf şüpheleniyor. Bu bilezikler çalıntı mı yoksa bilezikleri getiren
ailesinden habersiz mi bozdurmaya çalışıyor? 18 yaş altı çocuklar bile altın satıyor artık yani. Çocukları kullanıyorlar. Evde nenelerden, dedelerden alıp getirenler var. Sadece altın sarrafı değil, insan sarrafı olduk bu sayede artık. İki gün önce gelen müşteri Abdurrahman Bey'i şüphelendirdi. Ben yaşım tutmuyor dedim. Yok ya yaşım tutuyor, çıkart kimliği o zaman dedim. Abi kimlik yanımda değil dedi. Elinde böyle bunun gibi dört tane bilezik vardı ama bilezikler eskiydi. Bunlar sizin mi dedim? Evet dedi. Bunlar sizin olamaz dedi. Yok ya teyzem verdi falan yaptı böyle. Hediye, doğum günümde hediye etti. Tabii ucuza alıp çok kar etmenin peşinde değiliz. 18.500 TL yapıyordu. 10 bin lira vereyim dedim. Ya tamam ya alabilirsiniz diyor. Haydan gelmiş huya gider diye. O ziynet. Esnaf şüphelendiği kişinin getirdiği altını da bileziği de bozmuyor. Zaten piyasada yeteri kadar sahte altında var. Son bir ayda yani 5-6 belki 7 kişi falan böyle karşılaştım. Kuyumcu esnafı buradan altını olanları uyarıyor. Ben şunu söylüyorum, artık nenelerimiz, dedelerimiz, altını olanlar dikkat etsin. Evinize giren çıkana dikkat edin. Koronavirüsten ölen hemşire kızının tabutu başında ben de geliyorum demişti. Acılı baba bir yıl sonra aynı kaderi paylaştı. O da tıpkı kızı gibi koronavirüsten hayatını kaybetti. Kızım sen git, ben geliyorum kızım sen. Sesi titredi, biricik kızına ağlaya ağlaya veda etti. Kaderlerinin aynı olacağını bilemezdi. Samsun'da yaşayan hemşire Meral Arbağ bir yıl önce koronavirüse yakalanmış, hayatını kaybetmişti. Onu ebediyete uğurlayan 68 yaşındaki babası Burhan Taş, kızına cenaze töreninde bir söz vermişti. Kızım sen git, ben geliyorum kızım sen. Acılı baba bir hafta önce aynı illete yakalandı. O da kızıyla aynı kaderi yaşadı. Burhan Taş tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Çok sevdiği evladının yanına gitti. Ayrılmak isteyen eşini 5 kurşunla ağır yaralamış, ölümü bekleyen kadın kendi kanıyla yere "beni kocam Ragıp vurdu" yazmıştı. O caninin cezaevinde de rahat durmadığı anlaşıldı. Yarınki duruşmaya hazırlanan talihsiz kadın o adamın kendisine onlarca af dileyen mektup yolladığını söyledi. Yazı yazdım kanımla. Anne baba kurtuldum. Hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Cezaevinden mektup gönderiyor. Yeniden barışalım, yeniden konuşalım. Türkiye onu kendi kanıyla yazdığı yazıyla tanımıştı. Kocası Ragıp Canan'ın 5 kurşunuyla yere yığılan talihsiz kadın ölümü beklerken kendi kanıyla "anne baba hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazmıştı. Çünkü ölümün kurtuluş olacağını düşünüyordum ben. Şu anda sağ bacağımda hala kurşun duruyor. Benim hayatımı mahvetti. O cani koca 39 yılla yargılanırken utanmadan, sıkılmadan öldürmeye teşebbüs ettiği karısına af dileyen işte bu mektupları gönderdi. Şikayetini geri çekmesini istedi. Ömrümün katili, özlemim, hasretim, sevdam benim. Bu mektupların hepsinde şiirler var, destanlar var. Geri dön, biz yeniden barışalım. Her mektubun altında bir gün diyecekler ki, seveceksen Ragıp'ın Nurtaç'ı sevdiği gibi seveceksin diye mektupların hepsinin altında bunu yazıyor. Eğer zalimi bırakırlarsa mazlum hayatından olacak. O cani kocanın tutukluluk hali 18 aydan beri devam ediyor. Sen şikayetini geri alırsan beni de serbest bırakırlar. Biz hemen hayat kurabiliriz. Hazan Hanım, eğer ben 23 yıl boyunca onu her şeyde affetmemiş olsaydım bu cesareti o da bulmazdı. Yarın yine mahkeme var ve talihsiz kadının en büyük isteği hiçbir indirim uygulanmadan o kocanın en ağır cezayı alması. Çok korkuyorum. Bu çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Devletimden tek istediğim hak ettiği ceza neyse onu alsın. İstanbul Esenyurt'ta bir esnaf çalışanları için kıyafet siparişi verdi. Beklediği paketi alırken de içine bakmadan ödemeyi yaptı ama o pakettekiler çöp, kargocu da sandığı da dolandırıcı çıktı. Kısacası çöpe 700 TL verdik. Paketi açtı, gözlerine inanamadı. 700 lira verip çöp satın almışlardı. Aşığımızda içerisinden envai çeşitli poşet, bez, karton yani
çıkan ürünler bunlar. İstanbul Esenyurt'taki kuaför salonunun sahibi çalışanları için internetten kıyafet siparişi vermişti. Ödeme elden nakit yapılacaktı, öyle de oldu. 5 gün önce akşam saatlerinde gelen bir adam kargocu olduğunu, sipariş edilen kıyafetleri getirdiğini söyledi. Bir beyefendi geldi, kargoyu teslim etti ve ödemesini nakit yaptık. Gelen kişi 700 lirayı aldı, paketleri verdi. Aşığımızı içerisinden envai çeşitli poşet, bez, karton. 700 TL gibi bir ücret verdik ve içerisinde sadece çöp unsurları çıktı. Hemen kargo şirketini aradılar. Aldıkları yanıtla şoka uğradılar. Kargo şirketine güvenlik kamera kayıtları gönderildi. Paketleri getiren kişinin yüzü apaçık görünüyordu. Şirket yetkilileri böyle bir çalışanımız yok dedi. Yani kargocu da sahteydi. Dolandırıcıların kullandığı sosyal medya hesabında da kapı duvardı. İlgileneceklerini söylediler. Bir dakika sonra direkt bizi engellediler sayfadan. Talihsiz adam soluğu karakolda aldı. Düştüğü tuzağı anlattı. Ünlü sanatçı Kibariye ile kuaförü arasındaki kaynak kavgası yeniden harlandı. Kibariye ben parasını ödedim deyince kuaförü ünlü sanatçıdan dekont göndermesini istedi. Bize yaşarken geldik oyuna. Dünya starı geldi Kibariye Hanım diye. Tabii önce parasını almadık biz. Bizden saçlarını uzatmamızı istedi. 300 adet saç kaynak takıldı. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. O kul hakkı ise bizimki nedir acaba? Bizimki kul hakkı değil mi? Bizim saçımızda hala sahne alıyor, para kazanıyor ama bizim paramızı vermiyor. Tartışma yeniden alevlendi. Parayı ödedim, beni yalancı çıkarıyorlar diyen Kibariye'ye kuaförden yanıt geldi. Varsa elinde dekontu, dekontunu bekliyoruz. Biz nereye ödeme yapmış, kime yapmış? Sizi seviyorum, hiç bırakmayacağım sizi. Siz bizi, beni istediğiniz müddetçe. İddiaya göre Kibariye 1,5 ay önce bu kuaföre gelmiş, saçlarına 4 saat süren bir işlem yaptırmıştı. Sonra da kolay gelsin diyerek buradan çıkıp gitmişti. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. 4200 TL ücreti tuttu. Saçlarını yaptık, tam 3-4 saat boyunca hizmet verdik. Elinize sağlık, emeğinize sağlık dedi, gitti. Belki de renk değiştiririz, kafamıza göre takılırız. Evet, yani. Canımız sıkıldıkça değiştiriyoruz. Aa, çay kahve, her şey var burada. Tam da sular durulmuştu ki kavganın fitili yeniden ateşlendi. Bir bakışın var dünyaya bedel. Kibariye sahne aldıktan sonra bu konuyla ilgili konuştu. Ben kimsenin hakkını yemedim, kuaförün parasını gönderdim dedi. Tartışma o zaman başladı. Saçlarımızı kullanıyor. Kul hakkına girmediğini söylüyor ama kul hakkına girdi. Ve hakkımızı helal etmiyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Sana İyi ki geldin. Ne desem azdır. İyi ki tanıştık. Çok teşekkür ederim. İyi ki tanıştık. Kibariye kuaförle reklam için anlaştığını iddia etti. Bizim reklama ihtiyacımız yok. Sponsor olarak konuşulmadı zaten. Ben diyor sesimle bir yere geldim, sanatımla bir yere geldim. Biz de sanat verdik, biz de emeğimizi verdik. Ali Bey zaten belirtiyor, ben ödemedim diyor. Medya danışmanı o da kabul ediyor. Kuaför Kibariye'ye dava açmaya hazırlanıyor. Ben kendisine rica ediyorum, bizim paramızı versin. Biz bize yaşarken... İstanbul'da ekipler korsan taksi avına çıktı. Arnavutköy'de durdurulan araçtan inen baba kız polisleri görünce şok geçirdi. Kağıthanede denetime takılan korsan taksinin yolcusuysa 17 suçtan aranan suç makinesi çıktı. Devamı daha da vahim. Bekleyin bir saniye, bir saniye bekleyin. Kim bu arkadaş? Bilmiyorum. Ben merkezli şeye bindik. Neye bindiniz? Anne... Babasıyla korsan taksiye bindi, polis çevirince ne diyeceğini bilemedi. Yolculuğu ceza ile bitti. Araç korsan taksi, biz araca işlem yapacağız. Lütfen. İstemiyor musun? Lütfen. Lütfen. Sakin cinayet, lütfen. İstemiyorum demeniz yeterli. Bak kıralım onu. Lütfen, lütfen ama. Arnavutköy'de trafik ekipleri korsan taksi denetimindeydi. Durdurulan araçtan bu baba kız indi. Genç kız önce farkında değilim dedi. Sonra tam tersini söyledi. Benim haberim yoktu. Olsaydı bilmezdim zaten. Anladım. Ne kadar ceza, ne kadar? Burada yazıyor miktarı. 446 TL. İlk defa böyle şey görüyorum yani. Her zaman kullanıyor musun? Her zaman kullanıyorum. Her zaman. Korsan taksici ise kesilen cezayı değil, çekim yapan habercilere öfkeliydi. Lütfen. İstemiyor musun? Lütfen. Lütfen. Sakin cinayet. Lütfen. İstemiyorum demeniz yeterli. Bak kıralım onu. 13.400 TL. Bir sene içerisinde ikinci kezden dolayı işlem gördüğünüzden
2 katı miktarında ceza yazılıyor. Aracınız... Kağıthane'de de asayiş uygulaması yapan ekiplerin durdurduğu araç korsan taksi çıktı. Direksiyondaki kişi alkollüydü. Bagajında da uyuşturucu vardı. Üstelik yolculardan biri de 17 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis kararı bulunan suç makinesiydi. Kendisine bir cep telefonu hattı almak istedi. Başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre telefon bayi onun kimlik fotokopisiyle 23 ayrı hat sattı. Ödenmeyen faturalar yüzünden bankalara borçlu duruma düşen Afgan uyruklu adam şimdi ne yapacağını düşünüyor. Beni çok kötü dolandırdılar. Bu 2,5 senedir tanıdığı bir insan. Yani güveniyor, tanıyor, abi diyorlar. Bu her gittiği zaman bunun kimlik fotoğrafını alıyorlar. Kendine bir telefon hattı aldığını sandı ama bankalardan peş peşe borç bildiren telefonlar gelince neye uğradığını şaşırdı. Çünkü bildiğinin aksine adına 1, 2, 3 değil tam 23 ayrı hat çıkarılmıştı. Kaç para borç geldi? 10 bin. Seyit Akbar Sadet 8 sene önce Türkiye'ye geldi. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyor ancak 2,5 sene önce Ulus'ta bir bayiden telefon hattı aldı. Haliyle kimlik fotokopisini verdi ama sonrasında başına gelmeyen kalmadı. Kimlikten fotoğraf çekti. Benim adıma 23 tane hat çıkarmış. Seyit Bey'in kimliğiyle Seyit Bey'in adına tam 23 ayrı sim kart ve hat çıkartıldı. Üstelik onların hiçbirinden haberi yoktu. Ta ki 3 ay önce banka kendisini arayana kadar. Çünkü binlerce liralık borç birikmişti. Şu an 10-10 bin lira zararda borcu var. Bu adam nasıl ödesin ya? Üşenmediler, o 23 numarayı tek tek aradılar. Aldıkları cevap hep aynıydı. Biz hatta Ulus'tan şuradan bir yerden aldık, ben buna para verdim. Aradığım numaraların hepsi de yabancı yani. Ben bu hattın sahibiyim de siz bu hattı nereden aldınız? Telefoncudan aldım. Hat benim eniştemin üstüne de size kaçak hat vermişler. Hatlar üzerinde göründüğü için ödenmeyen faturalardan da sorumlu tutuyor bankalar onu. 46 yaşındaki Afgan uyruklu adama her gün bir başka banka borç bildiriyor. İlgili bayi tüm iddiaları reddederken o kara kara dağ gibi biriken borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bayi olduğu yerden taşınmış, o şekilde dolandırmış ki yani insanın aklına bile gelmiyor ya. İkinci el araç piyasasıyla devam edeceğiz şimdi de. Küresel bir kriz haline gelen çip sorunu otomobil piyasasını da vurdu. Kurdaki artış da eklenince fiyatlar uçtu. Bakın ikinci el araçların fiyatları bir haftada nasıl değişti? Vallahi beğenemiyoruz çünkü bütçeyi çok aşıyor. Vallahi kardeşim araba maraba alınmaz. Bu araç geçen haftaki fiyatı 65 bin liraydı ve şu an 82 bin lira. Abi fiyatlar çok yüksek, alamıyoruz araba. 6-7 de araba arıyorum, bulamıyorum. Küresel çip krizi ve kurlardaki artış ikinci el araç piyasasını oldukça hareketlendirdi. Son bir haftada araç fiyatları %10 arttı. Bir geçen hafta gelmiştik, aynı alacağımız araba 10 milyar üstüne geldi. Vallahi fiyatlar şu anda tabii limitin üstünde dolar bazına baktığımız zaman. Hatemiz araba bulmak da zor. Dolaşıyoruz bakıyoruz, ailece geldik. Kafamıza yatan bir araba olursa alacağız. Araç fiyatları gün gün hafta hafta değişiyor. Bakın 2018 model olan bu araç geçtiğimiz hafta 169 bin liraydı. Bu hafta ise fiyatı tam 179 bin lira. Bu aracın geçen haftaki fiyatı 160 bin TL'ydi. Şu anki fiyatı 182 bin TL, 65 bin liraydı ve şu an 82 bin lira. Piyasa kötü. İçinizde kalan bir araç oldu mu böyle çok beğendiğiniz? Yani kalıyor da alamıyoruz. Tabii ki. Efendim yeme içme sektöründe son dönemde garson krizi yaşanıyor. Biz de ara ara ekranlarınıza getiriyoruz. Restoran sahipleri aylık 7-8 bin liraya çalışacak garson bulamıyoruz diye dert yanıyor. Zira televizyonlardaki yemek programları yüzünden herkesin gönlünde şef olmak var. Şef olmak ister miydiniz? Nasip. En aşağı 10 yıl çalışması lazım bir kişinin. Şef olması lazım. Emek gerekiyor bu işe. Emek olmadan usta olunmaz. En zor mesleklerden biri aslında ama son dönemde çok popüler. Televizyonlardaki yemek yarışması programları ayarı bozdu. Restoranlar garson bulamıyor. Çünkü gençler artık şef olmak istiyor. Daha çok gençler de evet, daha hevesli. Aslında bu programlar bir nevi teşvik yapıyor. Yani bu teşvikler de aslında güzel. Yemek programları sayesinde eğitim alanların kurslara gidenlerin sayısı arttı. Pek çok kişi şef olma hayali kurarken yeme içme sektöründe garson ve ara eleman krizi büyüyor. Şu anda restoranınızda
personel, garson açığı var. Var. Şu an 20 kişi eksiğimiz var. Genel toplama bakarsanız 5 tane eleman eksiği vardır. Garson her şeydir bir restoranda. Altta bu mesleğe ilgi yok. Garsonundan komisine, bulaşıkçısından aşçı yamağına artık hemen her restoranda 5 ya da 6 kişilik personel açığı bulunuyor. Yani kimse ben de işi ustasından öğreneyim sonra kendim de usta olayım diye düşünmüyor. Vallahi sana işsiz ortaya gelmiyorum. Zaman zaman usta bulamadığımız zaman dönerimizi kedimiz kesiyoruz. Bu sektörün sıkıntılı süreçten geçmesi, pandemi sürecinde ciddi yaralar alınması, insanları başka işlere yönlendirmeye mecbur kaldı. Ankara'daki bir restoran sahibi bahşişlerle birlikte aylık 7-8 bin liraya çalışacak garson bulamadıklarından yakınıyor. Bir garsonun ortalama kazancı 7 bin 8 bin lira arasındadır. Alttan yetişmiyor. Dediğim gibi iş belmemezlik var. Evet, yavrudan aldım. İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın eczaneye girdi. Peşinde de bir çocuk vardı. Niyeti de saniyeler içinde belli oldu. Hiç çekinmeden elini kadının çantasını uzattı ve cüzdanını çalıp kaçtı. Dükkanın kapısında gözüne kestirdi. Sırt çantasındaki cüzdanı alıp gitti. Çocuk hırsızın profesyonelliği pes dedirtti. İstanbul Zeytinburnu'nda eczaneye giren genç kadın hemen arkasındaki çocuğun farkında bile değildi. O raflara bakarken hırsız sırtındaki çantanın fermuarını açtı. Cüzdanı aldı. Polis yabancı uyruklu olduğu açıklanan şüpheliyi aramaya başladı. Kuru fasulye pilav Türk mutfağının en lezzetli, en ayrılmaz ikilisi. Fakat bakliyat fiyatlarındaki değişim tıpkı bir kara kedi gibi aralarına girmek üzere, izliyoruz. Kuru fasulye pilav sever misiniz? Bayılırım. Çok da güzel yaparım. Oo, milli, milli yemek. Pilav üstü kuru fasulye sofralarımızın baş tacı. Artışa geçen bakliyat fiyatları ise efsane ikilinin birlikteliğini adeta tehdit ediyor. Yaşanan kuraklık, nakliye fiyatlarının olan artış ve ürünün dediğimiz gibi azdı. Piyasayı etkilemiş durumda. Kuru fasulye bir senede %50'lik fiyat değişimi yaşadı. Geçen sene üreticide 6,5-7 liraydı. Bu sene 12 liraya kadar çıktı. Kuru fasulye alıyoruz ama yanına pilav alamıyoruz artık. Kuru pilav efsanesi tarih mi oldu sizin için? Evet. Pirinç fiyatları da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Geçen seneden ürün fazlası olsa da pirincin üreticiden çıkışı 6 liradan 7 liraya yükseldi. Her gün 50 kuruş 1 lira, 50 kuruş 1 lira, her şeye zam geliyor maşallah. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden kuru fasulye ve pirinç pilavı, yani kuru pilav ikilisi, ayrılmaz ikili, ancak bu aralar ikisi ayrılacak gibi. Ne olursa olsun ondan vazgeçmeyiz. En son ne zaman yaptınız kuru fasulye pilav? Valla bir ay oluyor. Her zamanki gibi çok satılan ürünlerimizden ikisi. Geçen sene 20 liraya sattığımız kuru fasulye bu sene 27-28 lira. Pilav da geçen sene 11-12 liraya satılıyordu, bu sene 16-17 lira. Peki Türk mutfağının vazgeçilmezi kuru fasulye nasıl yapılır? İşte lezzete lezzet katan sırlar. Kuru fasulyenin sırrı akşamdan suya ısıtıyoruz. Sabah tencereye koyduğumuz zaman bir hafif kaynayınca soğan tereyağıyla kavurduğumuz zaman etiyle beraber o fasulyenin içine koyuyoruz. Tekrar iyice aynı şekilde salçayla beraber kavuruyoruz. 2-2,5 saatte kısık ateşte ne kadar yavaş pişerse o kadar lezzetli olur. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu piste tarih yazdı. 2021 sezonu Superbike Dünya Şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı Bayrak'la birincilik kürsüsüne çıkan Razgatlıoğlu, zaferini 4 yıl önce yitirdiği babasına armağan etti. Tarihimizin ilk dünya şampiyonluğu bu. Toprak dünya şampiyonu. Bir ilke imza attı. Superbike dünya şampiyonu oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'nin yeni gurur kaynağı. Kendisine dünya şampiyonluğunu getirecek pozisyonu ele geçirdi bir kez daha Toprak. Zorlu sezon boyunca 13 yarışı birinci tamamlamıştı ve sırada Endonezya'daki son ayak vardı. Haydi Toprak. Yerini koruması yeterli dünya şampiyonluğu için. Avantaj ondaydı. Bu yarışı ikinci tamamlaması yeterli olacaktı. O da öyle yaptı. Kontrollü bir yarışın sonunda dünya şampiyonluğu geldi. İşte Toprak. Dünya şampiyonluğu için son virajlar, son dönüşler. Bu kategoride şampiyonluk kazanan ilk Türk olma başarısını Ay Yıldızlı bayrağımızla zafer turu atarak kutladı Toprak. Ekibinin zafer coşkusu da görülmeye değerdi.
Toprak Razgatlıoğlu, tek teker Arif olarak tanınan ünlü motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu. Büyük zaferini de 2017 yılında kaybettiği babasına armağan etti. Müthiş bir başarı, muazzam bir sezon. Ordu Fatsa'da hamsi şenliği planlanmıştı ancak vakalar artınca balıklar poşetlerle evlere yollandı. Hamsi maharetli ellerde tavaya dizildi. Fasulye turşusu, mısır ekmeği eşliğinde afiyetle yendi. Ne festivali bu? Hamsi festivali. Festivalde bakıyoruz şöyle. Evet. Her şey var. Ama hamsi yok. Hamsi göremiyoruz burada. Biraz garip oldu. Hamsi olsa yer miydi? Yerdi. Ordu Fatsa'da hamsi festivalindeyiz. Festivalde kalabalık var, müzik var ama hamsi yok. Hamsi nerede hamsi? Hamsi ben de göremedim. Nereye gitti hamsi? Hastalıktan dolayı galiba. Ordu'da vaka sayıları arttı. Ordu'da vaka sayıları yüksek olduğu için hamsiler meydanda dağıtılmadı. Bakın nasıl bir formül bulundu. Dedik ki bu hamsi eve niye götürmeyelim? 2-3 gündür dağıtımları yapıyoruz. Festival alanında eğlence tam gaz devam etti. Hamsiler de o sırada poşetlendi, evlere servis yapıldı. Beklemiyordum, sürpriz oldu bizim için de. Hamsiyi kaptınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sırada beklemediniz. Yani o da benim şansımmış. Pişirmesi de ustaları taş çıkartan ev hanımlarına kaldı. Poşet poşet hamsilerimizi dağıttık. Şimdi sıra geldi pişirmeye. Bu konuda bize İnce ablamız yardımcı olacak. Hoş geldiniz. İlk önce tavamızı ısıttık, yağımızı koyduk. Hamsimizi aldık. Mısırını ne buluyoruz? Tek tek tavaya diziyoruz. Hamsinin ızgarası mı, tavası mı? Tavası. Bizde tavası. Mısır unuyla bulanan hamsiler ocağa bırakıldı. İşin püf noktasıysa... Hamsi Karadeniz hamsisi olacak. Hamsi taze olacak. Evet. Pişirdiğin, kullandığın mısır unu taze olacak. Mısır unu taze olursa balık çok lezzetli olur. Sadece hamsimiz mi var? Hayır efendim. Hamsi mısır ekmeğiyle çok güzel olur. Hamsi yaptığımız zaman biz mısır ekmeğimizi de yaparız. Yöresel fasulye turşularımız vardır. Onları da yaparız. Bizi şu anda bir ziyafet bekliyor. Evet. Ordu'da Hamsi Festivali'nde hamsiler bu sene festival alanında değil evlerde hazırlandı. Şimdi afiyetle yeme zamanı. Seneye tekrar bekleriz. Kadın motosiklet sürücülerinin sayısı her geçen gün artıyor. Peki İstanbul trafiğinde ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Ekibimiz bugün kadın sürücülerle birlikteydi ve bakın objektifimize neler takıldı. Yani bizi araç olarak kabul etmiyorlar. Yani şu anda mesela yol vermiyor. Biz fark edilmek istiyoruz. İstanbul trafiğinde araç kullanmak zordur. Kadın sürücü olmak daha da zordur. Hele bir de motosiklet kullanıyorsanız işte o zaman dertleriniz de zorlukları da ikiye katlanır. Şimdi onlarla İstanbul trafiğinde yaşadıklarını konuşacağız ve elbette bir de özgür ruhlarını. Özgür, gururlu ve yani gerçekten yaşamanın bir anlamı olduğunu fark ediyorum. Yaklaşık 15 senedir motosiklet kullanıyorum. Başınıza gelen ve hiç unutmadığınız bir şey var mı mesela? Çok basit bir kazada ben 2 senedir motosikletimden uzak kaldım. Sadece trafikte diğer araçlar değil elbette motorcunun motorcuya yaptığı taciz zulümler var. De var. Taciz mi? Taciz diyorum ben. Erkekler, özellikle bayan arkadaşlar farkına vardıkları taciz edip... Onların özgür ruhuna birkaç dakikalık olsa ben de eşlik ediyorum. Ay çok heyecanlı. Başlayalım mı? Hareket edelim mi? Başlayalım. Kadın motor sürücülerini kesinlikle trafiğe bir şekilde kabul etmiyorlar. Bakın mesela şu anda trafikteyiz biz de bizim kendi şeridimizde gitmemizi istemiyorlar. Sinyal vermeden yani ben senin önüne kıracağım haberini vermeden benim önüme geçiyor. Gördünüz mü bak? Ben onları kocaman bir alkışlamak istiyorum. Sadece birkaç dakika onlarla seyir halindeydim ve çalan kornaların haddi hesabı yok. Sinyalsiz dönüşleri saymıyorum bile. Yani trafikte onları görmüyor diğer sürücüler. Lütfen şunu unutmayın. Sizin dışınızda başka sürücüler de var. Özellikle motosiklet sürücüleri. Değil mi? Evet. İstanbul'da açılan bir müze küçükleri eğlendirirken büyükleri de mazideki eski günlere götürüyor. Müzede 1800'lü yıllardan günümüze kadar çocukların göz bebeği olan tüm oyuncaklar var. Nasıl
Nasıl oyuncaklar, güzel mi? Evet. Acayip güzel, ben bayağı beğendim. Bebekler, oyuncak arabalar, peluşlar ve daha niceleri. Çok güzeldi burası. Çok beğendik. Çocukları şaşırtıyor, yetişkinleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Oyuncak müzesi tarihe kapı aralıyor. Bunlara mesela hayranlıkla bakıyor çocuklarım. İstanbul Başakşehir'deki oyuncak müzesindeyiz şu anda. Burada 1800'lü yıllardan günümüze kadar 1000 parça oyuncak bulunuyor. Şimdi gelin hep beraber oyuncak dünyasında gezintiye çıkalım. Eski oyuncaklar sanki daha da güzel. Arasında çok fark var onların. Hangisi dikkatini çekti? Şu siyah olan. Havalı değil mi? Evet, çok havalı. Müzenin göz bebekleri ise bu atlar. Atlarımız 1800'lü yıllardan günümüze kadar gelen gerçek at derileridir. Gerçek atların derisi alınıp bu şekilde oyuncak haline, maket haline getirilmiş. Oyuncak sevgisinin kuşkusuz yaş sınırı yok. İşte bu yüzden de müze yetişkinlere de hitap ediyor. Bulunduğumuz bu köşe nostalji köşesi. Özellikle çocuklarıyla gelen anne ve babalar işte bu köşede geçmişe yolculuk yapıyor. Kardeşim küçükken bunları yiyordu, onları hatırladım birden. Şu dikiş makinelerini falan görünce bayağı eskiye gittik biz de. Büyükleri maziye götüren, küçükleri eğlendiren oyuncak müzesi haftanın 7 günü ziyaretçilerini bekliyor. Kışın mutluluğun sırrı 5 besinde saklı. İşte hem zayıflatan, hem bağışıklığı, hem de mutluluğu arttıran şifa deposu o çorbanın tarifi. Stres faktörünün minimize olmasını sağlar. Bütün kış hem mutlu olacağız, hem bağışıklığımızı koruyacağız, hem de kilo vereceğiz. Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif bir enerji bırakıyor. Buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirme, buna bağlı olarak da yeme isteği, hareketsiz kalma sorunu eklenince karşımıza bambaşka bir durum çıkıyor. Hareketsiz kaldığımız için yağ alımımız artıyor. Yağ miktarımız arttığı zaman bizler kışın daha mutsuz hissediyoruz. Mutsuz hissettiğimiz için şimdi eğilimimiz bu sefer yemeğe oluyor ve kilo alıyoruz. Ama buna dur demek elimizde. İşte kış depresyonunu önleyen, hem mutluluk hem de kilo verdiren o besinler. 5 mutluluk verici, serotonin hormonunu artıran besin. Birinci sırada kereviz, ardından ıspanak, hindi eti, çilek, bir de bitter çikolata. Tabii bu mutluluk veren 5 besini doğru tüketmek de çok önemli. Hindi eti, kırmızı ete göre de sindirimi çok daha kolay, serotonin sentezini daha fazla artıran bir besindir. Ispanak, posu miktarı o kadar yüksektir ki bağırsaklarımızı hızlandırır. Bitter çikolata, serotonin hormonunu otomatikmen artıran bir besindir. Çilek, C vitamini en yüksek besindir. C vitamini de bizim vücudumuzda gezen kötü serbest radikallerin vücuttan daha fazla atılmasını sağlar. Bir de kereviz. Posa miktarı çok yüksektir. Yani bağırsaklarımız için dosttur, midemiz için dosttur. Enerjimizi yükselten bu besinlerin yanında işte şimdi de mutluluk veren bir kış çorbası tarifi geliyor. Havucumuzu, bir diş sarımsağımızı, bir orta boy soğanımızı ilk önce zeytinyağımızla soteliyoruz. Bulgurumuzu 3-4 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Kerevizimizi, ıspanağımızı, brokolimizi koyduktan sonra baharatlarımızla zenginleştiriyoruz. İşte vitamin deposu, şifa kaynağı, mutluluk çorbası hem de dumanı üstünde hazırlandı. Bütün kış tüketebilirsiniz. Tam bir vitamin deposudur, zayıflatır ve mutlu eder efendim. Sırada sağlıklı bir haberimiz var. Sağlıklı yaşam deyince ilk akla gelen isimlerden Doktor Ender Saraç yarın sabahtan itibaren Show TV ekranlarında olacak. Pozitif enerji, şifalı bitkiler, sağlıklı yaşama dair her şey masaya yatırılacak. Şifalı bitkileri, mucizevi kürleri de hayatımıza katalım. Doktor Ender Saraç, başarılı sunucu Esra Eron'la birlikte Show TV ekranında olacak. Sağlığımızla ilgili her şeyi bu ekranda buluşup kendi alanında uzman isimlerle konuşalım. Uzman konukların katılacağı Doktor Ender Saraç'la Sağlıklı Günler yarından itibaren hafta içi her gün saat 10'u çeyrek geçe seyirciyle buluşacak. Sağlıklı ve zinde bir yaşamın anahtarı artık elimizde. Gelin o kapıları birlikte açalım. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.